Kanatsız Uçuş'tan merhaba sevgili seyirciler. Bir süredir biliyorsunuz Tamer Aslan işleri nedeniyle biraz da pandemi tabii etkileri vardı. Bir araya gelemedik ama kendisini çok özledik. Eminim sizler de çok özlediniz. Tamer hoş geldin. Hoş bulduk. Valla bensiz turlara gittin. Görüyorum, takip ediyorum ama bir araya gelemedik. İnşallah evet. Bir tur beraber yapacağız diyoruz. Artık bahara kaldı iş. Memnuniyetle. Tamer bugün istersen biraz son dönemde gündem olan bir konu var biliyorsun. Araç yani daha doğrusu ürün bulunurluğu azaldı ama bizim sektöre bakacak olursak motosiklete. Motosikleti kimler talep ediyor? Yani motosiklet müşterisi kim? Motosiklette müşteri kim? Neler bekliyorlar? Bunlardan bir bahseder misin bize? Motosiklet müşterisi tabii farklı bir müşteri. Yani... Hı-hı. Hayatında bir takım değişiklikler yapmaya karar vermiş. Hayatı doya doya yaşamanın eşiğine gelmiş birinden bahsediyoruz. 40'ından sonra mı? 40'ından, 30'undan, 50'sinden fark etmez. O kararı vermişsen ve motosiklet müşterisi olmuşsan farklı bir şey. Yani bu markete gittiğinde elindeki listeye göre alışveriş yaptığın bir müşteri veya... Hı-hı. Üstüne başına bir tekstil mağazasına gidip bir şey aldığın müşteri gibi değil. Belli bir bütçesi var ve kafasında hayatıyla ilgili bir takım değişiklikler yapmaya karar vermiş ve motosiklet mağazasına gidiyor. Peki ne istediğini biliyor mu tam olarak? Çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. O kadar iyi biliyor ki hatta çoğu zaman satış danışmanından çok daha fazla... bilgili ve konuyu araştırmış olarak geliyor. Tabii böyle bir şey olduğu zaman işte videoları izliyor, teknik detaylara giriyor. Çok önerdiğimiz mutlaka test sürüşü alacağım motosikletle ilgili test sürüşü talep ediyor, yapıyor veya yapamıyor. Çünkü burada Türkiye'de bir takım eksiklikler var bu konuda. Bütün markalar bayilerinde her modelin test şeyini, test aracını açmıyorlar. Kimi zaman parasal problemlerden, çok yüksek maliyetlerde olduğu için. Dolayısıyla test konusu biraz esasında sıkıntılı. Ama müthiş bir donanıma sahip olarak showroom'a motosiklet almaya geliyor. Dediğim gibi çoğu zaman da satış danışmanından daha iyi biliyor motosikleti. Şimdi şöyle bir aslında parantez açsak bence daha iyi olacak. Şimdi bunları biz konuşuyoruz ama bunları genel olarak konuşuyoruz. Çünkü bugün global olarak yaşadığımız ürün bulunurluğu konusunda bir sıkıntı var. Sadece otomotiv konuşuyoruz gibi gözüküyor ama birçok alanda birçok üründe yarı iletken malzemelerin üretim azlığından yetişmemesinden ve tabii talebin de artmasından, bununla ilgili malzemelerin artmasından bir sıkıntı var. Şimdi bu sıkıntıya bakarak konuşmamak lazım. Çünkü biz bugünü konuşmuyoruz aslında. Evet. Genel bir konuşma ve geleceği konuşuyoruz. Yani gelecekte de ne olması lazım, müşteriler nasıl tercihler yapıyor onları konuşuyoruz. Şimdi az önce dedin ki çok inceliyor, satış temsilcisinden hatta daha iyi biliyor. Neden böyle peki? Neden bu kadar çok inceliyor? Tabii ki internetin herhalde büyük katkısı var burada. Mutlaka. Yani şöyle tabii diyorum ya insanların hayatında değişiklik yapmaya karar verdiği, bakış açılarının değiştiği bir nokta. Biz erkeklerin, biraz öyle gireyim bu konuya, bayanlar kadar çok fazla hobisi yok esasında. Yani... Onların çok daha renkli hayatı. Bizim belli başlı konularda hobilerimiz var. İşte bir tanesi de benim hobim olduğu gibi motosiklet. Dolayısıyla bunlar için büyük bir zevk. Yani hayaller kurmak, işte aldığı motorla bir yerlere gittiğini hayal etmek. Dolayısıyla aldığı motoru, almak istediği motoru çok detaylı şekilde internet üzerinden, birçok sitelerden, YouTube'dan inceliyor ve detaylarına iniyor ki bu çok keyifli bir şey. Yani ben de gece yattığım zaman tableti alıp elime bir en azından yarım saat 40 dakika motosiklet videoları izliyorum açıkçası. Peki sadece hobi mi yoksa günümüzün de beraberinde getirdiği bazı gereklilikler var biliyorsun. Bireysel ulaşım arttı, pandemi de artık izole olmayı gerektirdi, trafik arttı, yakıt ekonomisi, park sorunu derken motosiklet aslında... Hobi artı aynı anda da çok mantıklı bir ulaşım aracı haline geldi. Bunda etkisi var mı? Var, tabii ki var. Çok doğru bir nokta.
Yani şöyle aldığın risklerle hı hı. Motosikletin avantajları arasında hı hı. ince bir çizgi var. Hı hı hı. Çünkü neticede bir risk alıyorsun. Hı hı. Yani dışarı bireysel olarak çıktığın zaman otomobildeki gibi etrafında bir koruma yok. Hı hı. Bu sebeple bir risk alıyorsun. Ama dediğin çok doğru. Yani pandemi sebebiyle artık insanların zaten motosiklet satışlarından belli. Özellikle küçük cc'li motosikletlerde %30-%40 satışlar hı hı. artmış vaziyette. Tamamen bununla alakalı. Bunun yanında otomobil hem yakıt açısından hem de bugün otomobillerin ulaştığı rakamlar açısından hı hı. çok zor ulaşılır bir şey oldu. Dolayısıyla şehir içinde seyahat için demin ilave ettiğin trafik sıkışıklığını da söylediğim zaman motosiklet... Park sorunu. Yani geçen gün seni yaşadığın mesela. İnanılmaz, inanılmaz. Şeyde Akaretlerin orada evet. 40 dakika falan dolaştım. Dolayısıyla motosiklet esasında kaçınılmaz bir şey. Yani bütün dünya için, hı hı. özellikle metropoller için kaçınılmaz bir son. Herkes bir gün motosiklet kullanacak yani. Evet, mobil ulaşımda daha pratik, daha basit araçlara yöneleceğiz. Otomobiller de biliyorsun gittikçe küçülüyor. Doğru. Elektrikli hale geliyor. Motosikletler de keza öyle. Ama motosikletler otomobilin biraz gerisinden geliyor bu evrilme sürecinde. Çünkü otomobiller birçok anlamda iyileşti, showroomlar iyileşti. O satış düzenleri oturdu, her şey sistematiğe oturdu. Motosiklet biraz daha böyle hani bakkal usulüydü. Şimdi güzel showroomlara kavuşuyoruz. Peki sence motosiklet satılan bir yerde showroomlar nasıl olmalı? Satış temsilcileri nasıl olmalı? Şöyle dediğin doğru. Otomobilin bir 10-15 yıl gerisinden geliyor. Hem showroomlar olarak hem müşteriye bakış açısı olarak. Nasıl olmalı? Bir kere... ilgili markanın tüm modellerini barındırabilecek büyüklükte, genişlikte ve her motosikletin etrafında yeterli inceleme alanı olacak şekilde aha. rahatlıkta bir showroom olmalı. Aydınlatılması çok iyi olmalı. Temizliği, hijyeni hele hele bu pandemi aha. döneminden sonra çok çok iyi olmalı. İşte kafesi... efendim gazete dergi okuyacak yeri vesairesi aynı otomobil showroomu gibi düşün. Hı hı. Yani yeterli bir alan olmalı. Satış danışmanları da tabii ki hani galerileri de bir parça anlatmak lazım. Bilgili, tecrübeli, bu işi yapabilecek nitelikte. Özellikle hem motosikleti iyi bilen hem de gelen insanların ihtiyacına göre onları doğru bir şekilde yönlendirecek beceriye, kafa yapısına sahip olmalı. Artı finansal olarak da bir takım yön çizebilme kabiliyetine sahip olmalı satış danışmanları. Şöyle markaların, Türkiye'deki markaların zaten showroomları işte görsel kimlik dedikleri 3-5 yılda bir yabancı markalardan bahsediyorum. Bunlar standart olarak yenileniyor. Renkleri, duvara asılacak resimleri, işte girişteki karşılama bankosu falan her şey standart. Dolayısıyla bunlar 3 yılda bir, 5 yılda bir zaten evrilerek fonksiyonel hale geliyor. Yani müşterinin daha iyi algılayacağı, daha iyi hizmet alacağı şekle getiriliyor. Dolayısıyla bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Hakeza servisler ki özellikle seninle yaptığımız programlarda defaten altını çizdik. Yetkili servisler yani yetkili bir bayinin yetkili servisi hı hı. çok çok önemli. Aynı showroomlardaki gibi standartlara sahip en önemli kriter burada orijinal yedek parça hı hı. ve sarf malzemesi kullanılması. Ve garantili. Mutlaka çünkü yani kullandığımız cihaz zaten başlı başına hani iyi bakılması gereken bir makina. Dolayısıyla... mutlaka orijinal yedek parça işin ehli insanlar tarafından müdahale edilecek ve en iyi şekilde bakılacak. Artık zaten motosiklet fiyatlarına baktığımızda da o eski otomobil fiyatlarını aratmaz hale geldi. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum bizi takip eden seyircilerimize. Elinizde ne varsa hani otomobil veya motosiklet en iyi şekilde bakmanız lazım. Bu en iyi şekilde bakma da... Kıymetini bilin diyorsun. Evet yani. Bilin çünkü hani bunu ne kadar iyi bakarsan, ne kadar orijinal parça ve ne kadar markanın önerdiği parçaları, ürünleri kullanarak
aracını kullanırsan o daha uzun soluklu oluyor. Sana daha az sorun çıkartıyor. Total maliyet, işletme maliyeti düşüyor. Dolayısıyla motosiklet fiyatları da tabii ki günlük hayata baktığımızda yükseldiği için onu alanlar da yetkili servisten kaçınmak yerine oraya gidip önerilen ürünleri kullanırsa ehil kişilerin yaptığı işlerde daha iyi olur. Peki sen şimdi birçok markayla işte zaman ayırıyorsun, gidiyorsun showroomlar, sohbetler, toplantılar falan, otomotivin zaten çok içinde bir insansın. Bugünkü motosiklet piyasasındaki showroomları nasıl değerlendiriyorsun ve danışmanlar sence otomotivdeki kadar aynı satış kültürüne sahip mi? Çünkü hani bir müşteri var, geliyor, istiyorsun, veriyorum, gidiyor, o başka ama bir de istemeyen müşteriye bir şey satmak var. Tabii, tabii. O hale geldiğinde bunların bilgileri, tavırları sence nasıl, yeterli mi? Demin de söyledim, bir 10-15 yıl otomotivin gerisinden geliyor ama oldukça süratli bir şekilde ilerliyor. Özellikle Türkiye'de mevcut yabancı markaların showroomları gayet iyi bir düzeye geldi. Zaten gelmek zorunda. Yani bu markanın bayilerine koyduğu kurallar çerçevesinde mutlaka işte şu kadar zaman içinde bu showroom'u yeni haline evireceksin diye mecburiyet getiriyorlar. Bundan dolayı Türkiye'deki showroom'lar, yetkili bayiler gayet iyi vaziyetteler. Satış danışmanları hakeza, yani ne kadar kıymetli oldukları ortaya çıktı. Ve yetkili bayinin akrabası evvelden çok fazla bu tip işlere koşturulurdu. Artık hakikaten bu işi yapabilecek bilgide, beceride insanlar seçiliyor. Ve onlar tabii ki markanın periyodik eğitimlerine katılıyorlar. Hem bilgilerini, motosikletle alakalı bilgilerini ve modellerle, yeni modellerle alakalı bilgilerini geliştirmek, hem de davranışsal bir takım eğitimler alıyorlar. İşte müşteri satış teknikleri nasıl karşılanır, problemli bir müşteri işte izole bir alanda nasıl sakinleştirilir kadar çok detaylı bir şekilde eğitimler alıyorlar. Gayet iyi gidiyor. Yani Türkiye'deki duruma baktığım zaman, ben yurt dışındaki motosiklet bayilerinde dolaşıyorum. Bizde çok ciddi gelişme var. Peki keyifle izliyorum. Böyle güzel bir gelişme varsa, yani ortam çok daha medeni bir hale geliyor, müşterilerin beklentileri çok üst düzeyde karşılanıyorsa, neden müşteriler galericileri tercih ediyor? Çok kritik bir soru. Neden? Çünkü çok net bir cevabı var. Galerilerde ikinci ellerine daha iyi fiyat buluyor müşteriler. Yani yetkili satıcılar hiçbir zaman müşterinin kafasındakine yakın bir fiyat ikinci eline vermiyor. Ama galeri veriyor. Çünkü galeri yine başka bir motosikleti ona ikinci eli satacak. Dolayısıyla oradan alacağı kar vesaire onu bir paçal yapıyor. Ve onun dengesini tutuyor. Ama yetkili satıcının duruşu, yani ben buna bundan fazla fiyat vermem diyor ikinci eline. Dışarı çıktığı zaman galeride daha yüksek fiyatı buluyor müşteri. Evet, o maalesef değişmiyor ama orada çok farklı dinamikler var, sen de biliyorsun. Çünkü o bir showroom'un satış bölümünün işletilmesiyle bir galerinin işletilme maliyeti maalesef aynı değil. Alındığında yapılan işlemler aynı değil. Bir de iyi yapanları tenzih ediyorum ama hani alıyorsun aracı, iki parça birleştirilmiş bir şey çıkıyor falan filan, bir sürü hani böyle şeyler dönüyor. Elbette. Oradaki güven unsuru başka. Burada bir marka var, kurumsal yapı var. Bunların da tabii maalesef bir bedeli var. İşte o yüzden de aracımızı istediğimiz, yani herhangi bir aracımızı istediğimiz fiyata alamıyoruz. Sen geçen gün sohbet ederken şöyle bir şey söyledin bu arada. Motosiklet çan eğrisi dedin. O kulağıma takıldı da. Ne o? Ya o esasında benim tamamen kendi uydurduğum bir şey. Motosiklet çan eğrisi. Şimdi biz belli bir yaşta motosiklete başlıyoruz. Yani herkes öyle. Scooter'la başlıyoruz. Yani otomatik, basit, daha 100 cc, 200 cc ile başlıyoruz. Sonra bu hayalimiz büyüdükçe, işte bu 500'e, 700'e para da artıyor. Çan eğrisi işte 1000 cc, 1200 cc'ye kadar çıkıyorsun. Ne varsa çıkıyorsun. Evet. Sonra belli yaştan sonra, 60'lı yaşlardan sonra insana bir korku geliyor. Ya işte düşersem bir yerim kırılır veya bana bir şey olursa aileme kim bakar? Ufak ufak, hafif hafif o korkudan dolayı tekrar işte 1200'den 1000'e, 750'ye, 500'e. Dolayısıyla tekrar dönüp dolaşıp 70'li yaşlarda scooter'a dönüyorsun. İşte benim
çan eğrisi dediğim o. Yani o bir cesaret ve sonrasında korku eğrisi diyelim. Böyle bir çan eğrisi var. Tamamen ama benim uydurmam bir şeydir yani. İlginçmiş ama yani aslında mantıksız da değil. Çünkü şeyi düşününce hani yaş hakikaten arttıkça o ağır makineleri kaldırmak mutlaka 300 kilolar zorlaşıyor. Neredeyse zor. Tabii scooter daha hafif. Kontrol etmesi, çevirmesi, park etmesi daha kolay. Onun da etkisi vardır. Yani sırf korku değil ama o tabii, güç de artık bir yerden tabii, sonra tabii. yetmiyor. Vücut da dediğin gibi ona daha uygun hale geliyor scooter'a. Bir de gün sonunda hani sen de kabul edersin. Ne kadar büyük makinen olursa olsun şehir içinde minik yani scooter tabir ettiğimiz minik motosikletler daha pratik, daha çok kolay. Daha. Her anlamda. Maliyetleri ucuz, satın alırken ucuz, kullanması daha kolay, evet. daha pratik, daha hafif. İşte bunlar da biraz daha herhalde oraya yönlendiriyor. Doğru. Ağzına sağlık, vallahi özlemişim sohbet etmeyi. Ben de öyle. Yine tekrarlayalım ama geliyorsun bir dahaki sefere bir motorla gel. Yani geliyorsun hiç motor yok ortada, bir daha tamam. motor getir, tamam. stüdyomuzda güzel bir dekorumuz gösterelim. Olsun. Gösterelim, tamam anlaştık. Peki. Evet sevgili seyirciler, Tamer Aslan'a teşekkür ediyoruz bu güzel keyifli sohbet için. Biliyorsunuz 26 bölüm oldu Tamer'le beraber de. Devam edeceğiz ama işte şartlar bizi biraz kısıtlıyor. İnşallah size daha güzel görüntüler, daha dışarıda çektiğimiz görüntüler, testler de bu bölümde sunmaya çalışacağız. Evet 8. etap devam ediyor.